Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka ilah olmayan Hay ve Kayyum'dur. O sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat'ı ve İncil'i de yine O indirmişti. Evet, bu Furkan'ı da O indirdi. Gerçek şu ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikamını alır. Şu da kesindir ki, ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Kendisinden başka ilah olmayan, şan, şeref ve hikmet sahibi olan O'dur. Sana bu kitabı indiren O'dur. Bunun ayetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu ayetler kitabın anası, aslı demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde kaypaklık olanlar, sırf fitne çıkarmak için, bir de kendi keyiflerine göre tevil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun teviliğini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar, biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez. Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen bol ihsan sahibisin. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Muhakkak ki Allah hiç sözünden caymaz. Gerçek şu ki, kâfirlere Allah'tan gelecek bir zararı ne malları ne de evlatları engelleyemez. İşte onlar o ateşin yakıtı olacaklar. Gidişatları Firavun soyunun ve daha öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar ayetlerimizi yalan saymışlardı. Bunun üzerine Allah da onları işledikleri günahlar yüzünden yakalayıp alaşağı etti. Allah cezası çetin olandır. O inkarcı kâfirlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena bir döşektir. Hiç şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta size bir ayet, bir işaret ve bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu, öbürü de kâfirdi. Ve karşılarındakini göz kararıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da gönderdiği yardımla dilediğini destekliyordu. Gören gözleri olanlar için elbette bunda apaçık bir ibret vardır. İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin ebedi hayatın bütün güzellikleri Allah katındadır. De ki, size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında cennetler var ki, altlarından ırmaklar akar. İçlerinde ebedi kalmak üzere onlara hem tertemiz eşler var, hem de Allah'tan bir rıza vardır. Allah o kulları görür. Onlar ki, ey Rabbimiz, biz inandık, iman getirdik. Artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru derler. O sabredenleri, o doğruluktan şaşmayanları, o el pençe divan duranları, o nafaka verenleri ve seher vakitlerinde o istiğfar edip yalvaranları görür. Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka ilah yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dosdoğru olarak buna şahittir ki, başka ilah yoktur. Ancak O aziz, O hakim vardır. Doğrusu Allah katında din, İslam'dır. Bu kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise, sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarında taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır.
Her kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, iyi bilsin ki Allah hesabı çabuk görendir. Buna karşı seninle münakaşaya kalkışırlarsa, de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim etmişimdir. Kendilerine kitap verilenlere ve kitap verilmeyen ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kulları görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar içinde adaleti emredenlerin canına kıyanlar yok mu? Bunları acıklı bir azab ile müjdele. İşte bunlar öyle kimselerdir ki, dünyada da, ahirette de bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. Görmüyor musun o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlar, aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar da, sonra işlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyorlar. Bunun sebebi onların belli günlerden başka bize asla ateş azabı dokunmaz demeleridir. Uydura geldikleri yalanlar dinlerinde kendilerini aldatmaktadır. O geleceğinde hiç şüphe olmayan günde kendilerini bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese ne kazandıysa tamamen ödendiği vakit halleri nasıl olacaktır? De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir, muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Ve onu her kim yaparsa Allah'tan ilişiği kesilmiş olur. Ancak onlardan bir koruma yapmanız başkadır. Bununla beraber Allah sizi kendisinden korunmanız hususunda uyarır. Nihayet gidiş Allah'adır. De ki, göğüslerinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bilir. Hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. O gün her nefis ne hayır işlemişse, ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister. Allah size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah kullarını çok esirger. De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer aksine giderlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Gerçekten Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu alemler üzerine seçkin kıldı. Bir zürriyet olarak birbirinden gelmişlerdir. Allah her şeyi işitendir, bilendir. İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdakini tam hür olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin demişti. Onu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu bilip dururken şöyle dedi. Rabbim, onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriya'nın himayesine verdi. Zekeriya ne zaman kızın bulunduğu mihraba girse onun yanında yeni bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi deyince o da bu Allah katındandır derdi. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona, Allah sana Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı
efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler diye ünlediler. Zekeriya, ey Rabbim, benim nasıl oğlum olabilir? Bana ihtiyarlık gelip çattı. Karımsa kısırdır, dedi. Allah öyledir. Fakat Allah dilediğini yapar buyurdu. Zekeriya, Rabbim, oğlum olacağına dair bana bir alamet ver, dedi. Allah da buyurdu ki, senin için alamet, insanlara 3 gün işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur ve secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi. İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini kura için atarlarken sen yanlarında değildin. Muhsus'ta tartışırlarken de yanlarında bulunmadın. Melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı, aynı zamanda Allah'a çok yakınlardandır. Beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır. Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur, dedi. Allah, öyle ama Allah dilediğini yaratır. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen oluverir, dedi. Allah ona kitap, okuma ve yazmayı, hikmeti ve Tevrat ve İncil'i öğretir. Allah onu İsrailoğullarına şöyle diyecek bir peygamber olarak gönderir. Şüphesiz ki ben size Rabbinizden bir ayet, mucize belge getirdim. Size kuş biçiminde çamurdan bir şey yaparım da içine üflerim, Allah'ın izniyle o kuş olur. Anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız size haber veririm. Önümdeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim. Ve Rabbiniz tarafından size bir mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana uyun. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun için hep ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını hissedince Allah yolunda yardımcılarım kim, dedi. Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Allah'a iman ettik. Şahit ol ki biz muhakkak Müslümanlarız, dediler. Ey Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik. O peygambere de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Onlar hileye başvurdular. Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır. O zaman Allah şöyle dedi. Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim. Seni kendime yükselteceğim ve seni inkarcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince, onlara dünyada da, ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. İman edip iyi işler yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz ayetlerden ve hikmetli Kur'an'dandır. Doğrusu Allah katında İsa'nın yaratılışındaki durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da oluverdi. Bu hak gerçek senin Rabbindendir. O halde şüphecilerden olma. Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da lanetleşelim. Allah'ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim. İşte İsa hakkında söylenen gerçek kıssa budur.
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah çok güçlüdür ve hikmet sahibidir. Eğer haktan yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah bozguncuları çok iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan, dosdoğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Doğrusu onların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu peygamber ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istediler. Halbuki sırf kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey kitap ehli, gerçeği gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli, niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin, belki onlar da dönerler dedi. Ve kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz doğru yol Allah'ın yoludur. Onlar kendi aralarında size verilenin benzerinin hiçbir kimseye verilmiş olduğuna yahut Rabbinizin huzurunda sizin aleyhinize deliller getireceklerine de inanmayın dediler. De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz iade eder. Fakat öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Ve onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, kim sözünü yerine getirir ve kötülüklerden korunursa, şüphesiz Allah da korunanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. Kitap ehlinden öyle bir güruh da vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Halbuki o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa o Allah katından değildir. Allah'a karşı kendileri bilip dururken yalan söylerler. İnsanlardan hiçbir kimseye Allah kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik verdikten sonra kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi yakışmaz. Fakat onun öğrettiğiniz ve okuduğunuz kitap gereğince Rabbe halis kullar olun demesi uygundur. Ve o size melekleri, peygamberleri, tanrılar edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size hiç inkarı emreder mi? Allah peygamberlerden şöyle söz almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızda bulunan kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona muhakkak inanacak ve ona yardım edeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi? Ve bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar kabul ettik dediler. Allah da dedi ki, öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım. Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa
hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir ve ona döndürülüp götürüleceklerdir. De ki, Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere inandık. Onların arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Biz ona teslim olmuşlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette de zarar edenlerden olacaktır. İnandıktan sonra peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkara sapan bir milleti Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalimler güruhunu doğru yola iletmez. İşte onların cezaları Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onların üzerlerindedir. Onlar bu lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Kendilerinden ne bu azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Ancak bundan sonra tevbe edip kendini düzeltenler başka. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Şüphesiz imanlarının arkasından küfreden, sonra da küfrünü artırmış olanların tevbeleri asla kabul olunmaz. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Muhakkak ki inkar edenler ve kafir oldukları halde de ölenler, yeryüzü dolusu altın fidye verseler bile hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. İşte dayanılmaz azap onlar içindir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail, Yakup'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğrulardansanız haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Kim bundan sonra Allah'a karşı yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse dosdoğru Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet Mekke'deki çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt, Kâbe'dir. Onda apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvene erer. Ona bir yol bulabilenlerin Beyt'i hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse şüphesiz Allah bütün alemlerden müstani, kimseye muhtaç değil, her şeyi ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın elçisi de aranızdayken nasıl inkara saparsınız? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına, dinine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlardınız da o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.
O gün bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra küfrettiniz ha, öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denecektir. Yüzleri ağranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bunlar Allah'ın sana gerçek olarak okuya geldiğimiz ayetleridir. Allah alemlere hiçbir haksızlık etmek istemez. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler de var ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmayla kalkışsalar size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar üzerlerine alçaklık damgası vurulmuştur. Meğer ki Allah'ın ipine ve insanlar müminler ahdine sığınmış olsunlar. Onlar Allah'ın hışmına uğradılar ve üzerlerine de miskinlik damgası vuruldu. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve haksız yere peygamberleri öldürmeleridir. Ayrıca isyan etmiş ve haddi de aşmışlardı. Hepsi bir değildirler. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir ümmet, topluluk vardır ki gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Hayır işlerinde de birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardandır. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah kendisinden gereği gibi sakınanları bilir. O inkar edenler var ya, onların ne malları ne de evlatları onlara Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamayacaktır. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerini vurup da mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgarın hali gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat kendileri kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler! Kendi dışınızdakilerden sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Kim ve düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık. İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Halbuki onlar sizi sevmezler. Siz kitapların hepsine inanırsınız. Onlarsa sizinle buluştukları zaman inandık derler. Baş başa kaldıkları zaman da kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki kininizle geberin. Şüphesiz ki Allah göğüslerin gönüllerin özünü bilir. Size bir iyilik dokunsa fenalarına gider. Başınıza bir kötülük gelse onunla sevinirler. Eğer sabreder ve Allah'tan gereğince korkarsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onları kendi amelleriyle kuşatmıştır. Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işiten ve bilendir. O zaman içinizden iki takım bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir'de yardım etmişti. Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere Rabbinizin size indirilmiş 3000 melek ile yardım etmesi size yetmez mi? Diyordun. Evet sabreder ve Allah'tan korkarsanız onlar ansızın üzerinize gelseler Rabbiniz size nişanlı nişanlı 5000 melekle yardım eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım yalnız daima galip ve hikmet sahibi olan Allah katındandır.
Allah bu yardımı inkar edenlerden bir kısmını kessin veya perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı. Bu işten sana hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onlara zalim olduklarından dolayı azap eder. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Allah ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. O Allah'tan hakkıyla korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Muhakkak ki sizden önce birçok olaylar, şeriatlar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'tan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz. Eğer size Uhud Savaşı'nda bir yara değmişse, Bedir Harbi'nde o topluma da benzeri bir yara dokunmuştu. O günler ki biz onları insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın sizden iman edenleri ayırt etmesi ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Bir de bu Allah'ın iman edenleri tertemiz seçip kafirleri yok etmesi içindir. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete girivereceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama bakıp duruyorsunuz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölüm yoktur. Ölüm belirli bir süreye göre hazırlanmıştır. Kim dünya menfaatini dilerse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardı ki kendileriyle beraber birçok Allah dostları çarpıştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılgınlık göstermediler. Zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı diret. Kafirler güruhuna karşı da bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Siz eğer kafir olanlara uyarsanız sizi topuklarınız üstünde gerisin geriye çevirirler. O zaman büsbütün kaybedersiniz. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmalarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların yurtları ateştir.
Zalimlerin dönüp varacağı yer ne kötüdür. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Allah size sevdiğiniz galibiyeti gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin verdiği emir hakkında tartışmaya kalkıştınız ve isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan geri çevirdi ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkârdır. Peygamber sizi arkanızdan çağırıp dururken siz boyuna uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah size gam üstüne gam verdi ki ne elinizden gidene ne de başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize öyle bir eminlik, öyle bir uyku indirdi ki o içinizden bir zümreyi örtüp bürüyordu. Bir zümrede canları sevdasına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliyet zanlı gibi Hakk'a aykırı bir zan besliyorlar ve bu işten bize ne diyorlardı. De ki bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklayamayacaklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki bize bu işten bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. Onlara şöyle söyle, eğer siz evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine muhakkak yatacakları, öldürülecekleri yere çıkıp gidecekti. Allah bunu göğüslerinizin içindekini denemek ve yüreklerinizdekini temizlemek için yaptı. Allah göğüslerin içinde olanı bilir. İki toplumun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirip gidenler var ya, şeytan onların kazandıkları bazı şeylerden dolayı ayaklarını kaydırmak istedi. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır. Halim çok yumuşaktır. Ey iman edenler! Sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti sizin için onların topladıkları dünyalıklardan daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de, öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Sen o zaman sırf Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları sen bağışla. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Yapacağın işlerde onlara da danış. Bir kere de azmettin mi artık Allah'a dayan. Muhakkak ki Allah kendine dayanıp güvenenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Hiçbir peygambere ganimet malını gizlemesi, devlet millet malını aşırması yaraşmaz. Kim böyle bir aşırma ve ihanette bulunursa, kıyamet günü aşırdığını boynuna yüklenerek getirir. Sonra da herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Onlar haksızlığa da uğramazlar. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Varış yeri olarak ne kötüdür orası? Onlar, insanlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki Allah, müminleri kendilerinden, onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bedir'de düşmanı iki katına uğrattığınız bir musibet, Uhud'da size çarpınca mı bu nereden dediniz? De ki bu başınıza gelen kendinizdendir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet de Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri belirlemesi
ve hem de münafıklık yapanları ayırt etmesi içindir. Ve onlara geliniz, Allah yolunda savaşınız veya hiç olmazsa savunmaya geçiniz denilmişti. Onlarsa biz savaşmasını veya savaş olacağını bilseydik arkanızdan gelirdik demişlerdi. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah neyi gizlediklerini daha iyi bilendir. Kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezdi dediler. Onlara de ki, eğer iddianızda doğruysanız kendinizden ölümü uzaklaştırınız. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Allah'ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiçbir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar Allah'ın nimetini, keremini ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelerler. Kendilerine yara dokunduktan sonra da Allah ve Peygamberinin davetine uydular. Hele onlardan iyilik edenlere ve gereğince Allah'tan korkanlara büyük bir mükafat vardır. İnsanlar onlara, düşmanlarınız size karşı ordu topladı. Onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını artırdı ve şöyle dediler. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Bunun üzerine kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve lütfuyla geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir. Size o haberi getiren ancak şeytandır. Sadece kendi dostlarını korkutabilir. Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır. Kafirler kendilerine mühlet vermemizin şahısları için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara bu mühleti ancak günahlarını artırsınlar diye veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah müminleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Pisi temizden ayıracaktır. Ve Allah sizi gayba da vakıf kılacak değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı bildirir. O halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız sizin için büyük bir mükafat vardır. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin lafını elbette duymuştur. Onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz. Tadın o yakıcı azabı. Bu kendi ellerinizin yapıp öne sürdüğünün karşılığıdır. Allah kullarına asla zulmetmez. Ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere iman etmeyeceğimize dair Allah bize ahitte bulundu diyenlere de ki, benden önce size bazı peygamberler açık belgelerle ve sizin dediğiniz şeyle geldi. Eğer doğru insanlarsanız ya onları niçin öldürdünüz? Eğer seni yalanladılarsa senden önce açık deliller, hikmetli sayfalar ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı zevkten başka bir şey değildir. Muhakkak siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan
size eziyet verici birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'tan gereği gibi korkarsanız, şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir. Bir zaman Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlarsa bunu kulak ardı ettiler ve onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. O yaptıklarına sevinen ve yapmadıkları şeylerle de övülmek isteyenlerin unacaklarını sanma. Onların azaptan kurtulacaklarını da sanma. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al. Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Muhakkak sen verdiğin sözden dönmezsin. Rableri onlara şu karşılığı verdi. Ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet edilenler, savaşanlar ve öldürülenler, onların günahlarını elbette örteceğim. Ve Allah katından bir mükafat olmak üzere onları altından ırmaklar akan cennetlere de koyacağım. En güzel mükafat Allah katındadır. Kafirlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir geçimliktir. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerinden gereğince korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar, Allah katından ağırlanacaklardır. İyiler için Allah katındakiler daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a inanırlar. Size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a boyun eğerek inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere değişmezler. Onların mükafatı da Allah katındandır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler! Sabredin, düşmanlarınıza karşı sebat gösterin, nöbet bekleşin, Allah'tan gereğince korkun ki kurtuluşa eresiniz. Sadakallahu l'azim.